Arkadaşlar merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım sözde bugün gelmesi gereken sandıklarımız nerede? Buna bir açıklık getireceğim dostlar. Daha doğrusu önemli duyuru adı altında bunu Clash of Clans açıkladı. Bunu bilmeyenler daha doğrusu önemli bir duyuru diye kamuoyuna açıklama yapmışlardı adamlar. Ancak birçok kişi hala bilmiyor. Ben de dedim ki bunu bir sizlere açıklayayım. Nerede bu sandıklar? İptal mi edildi? Ertelendi mi? Bir daha hiç gelmeyecek mi? Yoksa başka bir zamanda mı gelecek? Hepsini burada yazmışlar. Şimdi diyor ki şöyle biraz yakınlaştıracağım kendimce de. Diyor ki şimdi önemli duyuru. Hey şef, bildiğiniz gibi son birkaç gündür birkaç sorunla karşı karşıyayız. Bunun için gerçekten üzgünüz. Ekibimiz tüm önemli hataları ele almak için zamanla yarıştı ve bunların çoğunu düzeltmek için de isteğe bağlı birkaç güncelleme ve bakım yayınladık. Zaten biliyorsunuz ki birçok bakıma girdi oyun. Hatta bir tanesi zaten çok uzun sürdü. Ancak bu başka bir soruna yol açtı ve bir kez daha bakıma girmek zorunda kaldık. Şimdi tüm bu sorunları düzeltmek için çalışıyoruz. Şöyle biraz aşağı inelim. Bununla birlikte deneyiminizi mümkün olan en iyi deneyim olduğundan %100 emin olana kadar hazine avı etkinliğini ertelemek zorunda kalacağız. Henüz paylaşacağımız bir tarih yok, ancak emin olun sizinle iletişim kurmaya devam edeceğiz ve daha fazla öğrenir öğrenmez sizinle de iletişim kurmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi tazminattan bahsedelim. Karşılaşılan hatalar ve gecikmiş etkinlik nedeniyle planladığımız şey şu: 7 gün boyunca yıldız bonusu 2x olacak. Zaten buradaki 2x yıldız bonusunun muhabbeti bu arkadaşlar. Hani durup dururken getirmediler bunu. Bunu başta bir söyleyelim. 7 gün boyunca yıldız bonusu 2x olacak. Başlangıç tarihi 14 Eylül, bitiş tarihi ise 21 Eylül olarak gözüküyor. Aynı zamanda ücretsiz sandıklar var. Ben de birkaç sandık açacağım dostlar yine. Diyor ki ücretsiz sandıklar var. Bu arada bu orijinal Clash of Clans. Bu orijinal Clash of Clans'ı açmayı düşünüyorum. Diyor ki burada ücretsiz sandıklardan ayrıca telafi olarak daha fazla ücretsiz sandık vereceğiz. Ancak hepinizin bunları açarken iyi bir deneyim yaşamanız için etkinlik başlayana kadar beklemeniz gerekiyor. Bu sefer ücretsiz sandıklar oyunda mevcut olacak ve etkinlik başladığında giriş yaptığınız anda bunları talep edebileceksiniz. Yani herhangi bir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt oyuna gireceksiniz. Bu sandıklar geldiği zaman hızlıca burada sandıklarımızı açacağız. Yakında mini spotlight etkinliği, yani şuradaki etkinlik oluyor arkadaşlar. Bakın şundan bahsediyor. Bu arada etkinlik bileti almadıysanız ben daha başlattım. Almadım. Alacağım müsait bir zamanda. İçerik üretici kodumuz Clash Tuber. Bilginiz olsun. Bir de dostlarım oyuna Paladin şampiyon diye normal efsanevi bir şampiyon geldi dostlar. O kadar iyi ve güzel bir şampiyon ki yani normalde böyle alışık değiliz Supercell. Hayırdır yani? Hani hangi dağda kurt öldü böyle güzel kostüm getirmeye başladım bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir şampiyon arkadaşlar. Özellikle bu Paladin, bu şampiyon setiyle dostlarım. Şuna bak Allah aşkına ya. Ya bir buna bak, tamam mı? Yani tamam, görünüş olarak farklı bir barbar görünüş yok. Çok daha değişik bir karakter. Hani bu Haaland kostümü gibi ya da Golem kostümü gibi. Ama bu tarz görünümler benim daha çok hoşuma gidiyor dostlarım. Özellikle bu Paladin şampiyon ile dostlar şuradaki göstereyim. Mesela Kraliyet şampiyonun seti birbirinden harmanlandığı zaman çok güzel setler ortaya çıkabilir. Ben öyle düşünüyorum. Neyse konumuza devam edelim. Daha dağılmayacağız. Çünkü burada başka bir şey var mı diyor. Güncellemeleri ise paylaşmaya devam edeceğiz. Son birkaç gündür gönderdiğimiz tüm bildirimleri, hata raporları için teşekkür ederim vesaire. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok dostlarım. Clash of Clans takımı yazmışlar. Bu kadar. Yani harbiden nasıl bir etkinlikse bu. Yani nasıl bir sandık muhabbetiyse bir türlü getiremediler. Acaba Clash of Clans ekibi bunu Clash Royale ekibine mi devretse bilemedim. Hemen buradan da sandık açmaya devam edeceğim. Bu arada aşağıya linki bırakmış olacağım dostlarım. Eğer açmışsanız daha önce ücretsiz sandıkları, burada zaten hediye çeki alınamadı. Hediye çeki zaten alındı diyor. Bu tarz bir sorunla karşı karşıya gelebilirsiniz. Daha önce açtıysanız, açmayanlar için aşağıya link bırakacağım dostlar. Şöyle ben tekrardan bir açmak istiyorum sandıklarımı. Bakalım ne gelecek bana. Şöyle ödülünü almak ister misin? Hediye çeki zaten alındı diyor. Bu hesapta da almışım ilginç bir şekilde. Bu hesabımda deneyebilir miyim? Evet, ödül alındı. Tamam, bu hesabımda mesela almamışım. Şöyle tıklayalım. Birçok kişiye kostüm, çok güzel dekorasyonlar. Hatta bir kişi inşaatçı üstündeki. Aa bak, bilgi çorbası geldi. Yani bu tarz şeyler gelebiliyor dostlarım. Fokur fokur kaynayan bu çorba laboratuvarını 1 saat boyunca 4 kat hızlandıracak. Şimdi ilk sandıktan bu geldi. Kaldı 4 sandığımız. Güzel, ilk sandık güzel açtı. İkinci sandık çok güzel açtı. Hayırdır Supercell? Bir dakika. Ender sandık var. Kesin cevher gelecek. Yok, kahraman iksiri iş yapmaz. Kahramanların full bir hesapta. Şöyle 10.000 kare iksir. İlk iki sandık çok güzeldi. Gerçekten ilk... Abi ne yapıyorsun?
Klan Kalesi pastası. 12 saat boyunca en iyi bu arada bu dostlar. En iyi şey bu. Ve şansıma bakar mısınız? 3'ü geldi ya. Hani bazen diyorum hani şansızım, bazen diyorum okey hadi neyse iyi. Neyse ben bunları başka zaman kullanacağım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde diğer hesabımıza girelim. Bakalım orada almış mıyız? Şöyle bir açılsın bakalım. Şöyle ödülümüzü almak ister misiniz? Ödül alındı. Güzel. Bakalım burada ne çıkacak? Şöyle tekrardan basıyorum. Sıradanlardan da güzel şeyler çıkıyor. 1 milyon iksir. İyi, güzel. Ender sandık. Dost hayvan iksiri. Ender sandıklardan galiba iksir çıkıyor dostlar. Ender, bir tane daha ender geldi. İnşaatçı iksiri geldi. Abi destansı. Destansı. Senin vereceğin dekorasyonum, ben ellerinden öpeyim ya. Destansıdan o da çıkmayıversin ya. Ya Allah aşkına. Sizce hangi? Bir önceki köydeki çıkan şeyler mi? Bir bundaki çıkan da mı? Küleyim şansıma, hiçbir şey çıkmadı bunda adam akıllı. Neyse dur bir diğer hesaba bakalım. Şimşeğe mi tıkladım ben? Galiba. Neyse problem değil, problem değil. Şöyle girelim buradan da bakalım. Bu arada belediye bastım. 10 gün sonra yükseltme videosunda görüşürüz diyeceğim. Göz sandıklarımızı da açalım. Ödül alındı. Biraz hızlaşmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Güzel. Bilgi çorbası yine çıktı. Şöyle ender sandık. Güç iksiri. İş yapar mı bilmiyorum. Fena değil. İksir gelmiş oldu. Güzel. Başkent altını. Gereksizdi. Destansı sandık. Abi destanslardan sürekli bu dekorasyonlar mı çıkacak ya? Abi sıradan gelsin. Ben sıradan sandığı şey istiyorum. Ya bu ne ya? Tamam bir bu geldi. Bir de bu geldi. Tamam bu idare eder ama yani ne bileyim. Şuradan dostlarım diğer hesabıma da almak istiyorum. Bunda zaten alınmış. Tamam bunu almıştım, hatırladım. Dediğim gibi aşağıda yorumlar kısmına da sabitleyeceğim. Açıklamada da bulabilirsiniz 5 tane sandık linki. Büyük ihtimalle dostlarım bunlar bize fazladan 20, 10 o civarda bir sandık şeyi bırakabilir. Bilginiz olsun, bir sandık muhabbeti bırakabilir ücretsizlerden. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta dedi ya, bu 21'inde yani... Yine pazartesine güne denk geliyor değil mi? Evet 21'i yok. 21'i cumartesi gününe denk geliyor. Bakalım cumartesiye kadar getirebilecekler mi? Yoksa dedikleri gibi bayağı bir bekleyecek miyiz? Önümüzdeki sezona mı aktarılacak? Şu an için bilinmiyor ama benim içimdeki ses dostlarım büyük ihtimalle bu sezonun sonunda başlayacak, tamam mı? Ta ki diğer sezonun son bitimine kadar. Ben öyle bir şey sezdim ne hikmetse. Çünkü önümüzdeki sezonda her zaman fikstir. Ekim ayında dostlarım ne geliyor? Cadılar Bayramı sezonu geliyor. Cadılar Bayramı sezonundan birlikte bu destansı sandık muhabbetlerini de birleştirecekler. Sezona sezon katacaklar. Böyle düşünüyorum. Yani normalde bu sezon gelmesi gerekiyordu. Artık Allah'tan güzel bir sezon gelecek dedim. İçine ettiler bıraktılar ha. Bakalım bu sezonda dostlarım hangi karakterler bizimle olacak? Biliyorsunuz ki her sezonda mutlaka garanti bir şekilde değişik böyle Cadılar Bayramı konseptinde kahramanlar geliyor. Yine bakalım belki bir önceki sezonun, hatırlarsanız 2023 Ekim ayındaki gelen o mutant askerler gelebilir belki yine. Zaten her sene, her sezon dev şey geliyordu. Dev iskelet geliyordu. Bal kabağı barbar geliyordu. Bunlar fix zaten. Ne bileyim Noel büyüsü geliyor. Bunlar fix zaten. Umarım artık onları getirmezler. Daha değişik şeyler getirebilirler. Ya da o geçen sezonun mutant askerlerine benzer. Bu sefer mutant balon değil de mesela sallıyor mutant ejder olabilir. Çünkü binici vardı. Golem vardı. Mutant ejder olabilir. Başka mutant Pekka olabilir. Mutant binici vardı. Başka ne eklenebilir mesela? Mutant Valkür olabilir. Cadıyla Golem 1 olduğu için cadı diyemiyorum. Yani bu tarz şeyler de getirebilirler dostlarım. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada dostlarım çekiliş sonucumuz vardı. Onu da unutmadım. Hemen şunu da açıklamak istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde. Zaten şöyle bakın. Burada savunma binaları. En son bu videoda yayınlamıştık. Kendisine de verdik arkadaşlar, şuradaki kazanan arkadaşımıza. Mustafa Çetinkaya'ya verdik zaten altın betini. Discord çekiliş kanıtı kısmına çekilişi verdiğimize dair kanıtlarımızı oraya atıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde şöyle start diyeceğim. Bakalım kim çıkacak. Bu arkadaşımız da bize mutlaka ulaşsın. Şurada abi etkinlik ne zaman gelecek? Bana gelmedi. Büyük ihtimalle köy binası 8-9 falan sanır. Onlara etkinlik gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun şuradaki spotlight etkinliği. Şöyle diğer arkadaşımıza bakalım hemen. Vermiş burada, sadece etiket yazmış. Bir bakalım kim çıktı. G8 UC CLP, ondan sonra CJ9 yazmıyorum. Tamamdır, etiketimiz burada. Kara. Kara kardeşim 155 seviye, köy binası 12 ve böyle bitirmeye yakın bir köy binası 12 görüyorum. 63'e 64, yani bir seviye iki seviye kalmış kahramanların. Artık sen belediye binası 13'e geçebilirsin. Belediye binası 13 ile birlikte
altın biletinde hayırlı olsun güzel kardeşim. Yine bu videonun altına mutlaka çekilişe katılın ve mutlaka Vatan Game'den üyelik yapın arkadaşlar. Vatan Game'den üyelik yapmak zorunlu çünkü üye olmayan arkadaşlar çekilişi kazansa bile verilmiyor. Bunu ben belirlemiyorum arkadaşlar. Sponsorumuz Vatan Game belirliyor, bilginiz olsun. Çünkü ödeneği onlar gönderdi açık konuşmak gerekirse. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.